Karacabey karşısında tur atladığımızdan dolayı tabii mutluyuz. Ama yine gördüğümüz gibi ikinci ligde olsa, PTT ligde daha doğrusu birinci ligde olsa Süper Lig takımları bugün elenenler oldu, dün elenenler oldu. Zor, kolay maçlar olmuyor. Hiçbir tane kolay maç yok. Biz tur atladığımızdan dolayı mutluyuz. İlk yarı istediğimiz gibi oyuna başladık ama kırmızı kartı yedikten sonra 10 kişi kaldık. 10 kişiyle de topun arkasında iyi mücadele ettik. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. 2 attığımız golde offside verildi. Biri offside olmadığını ben düşünüyorum. Ama nitekim hakim o şekilde karar verdi. Tur atladığımızdan dolayı mutluyuz. Sorularımız var mı? Süha Bey buyurun. Süha Gür, Anadolu Ajansı. Hocam tebrik ederim. Bildiğiniz gibi hocam Altay oyundan atıldı. Ligde de cezalı duruma düştü. Acaba öngörmüş müydünüz? Yani Altay'ı dinlendirme şansınız var mıydı? Riske ettiğinizi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Riske ettiğimizi ben düşünmüyorum çünkü zaten Altay'ı oynadık. Harun biliyorsunuz sakatlığından dolayı aramızda yok. İkinci kaleci durumda şu an Oytun var. Oytun da oyuna girdikten sonra iyi performans gösterdi. Bu bazen maçlarda olabiliyor. Kaleciler kırmızı kart alıyor. O yüzden elimizde 2-3 kaleci var. Bunlardan biri Oytun. Oytun'da da güvenimiz sonsuz. Söylediğim gibi iyi maç çıkardı. Hafta sonunda bir ihtimal Oytun kalemizde olacak. O yüzden bir sorun görmüyoruz. Başka soru var mı? Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tebrikler. Kupada tur atladınız. Farklı bir dizilişle başladı Fenerbahçe diyebiliriz. Hem tur hakkında hem de bu değişiklik hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, bugün dizilişimizi biraz değiştirmiştik. Oyuna da iyi başladık. Pozisyonlara da girdik. İyi top çeviriyorduk ama işte kırmızı kartı yedikten sonra ikinci yarı 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Ama 10 kişiyle de çok güzel bir mücadele verdik. Orada da pozisyonlarımız var. İki offside'dan gol verilmedi ama biri offside değil gibi bence. Nitekim hakim o şekilde karar verdi. Tur atladığımızın buradan mutluyuz. Hocam şunu da sormak istiyorum. Altay bir kırmızı kart gördü. Kupa maçıydı. Ligde cezalı çok kritik bir maç. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kartı? Sonuçta kurallar ne diyorsa hakim tahmin ediyorum onu uyguladı. Kırmızı ise kırmızısını verdi. Oytun kale geçti. Kaleci de iyi oynadı. İyi bir performans gösterdi. Biz kalecilerimize, futbolcularımıza zaten güveniyoruz. Bu hafta sonu bir ihtimal onunla Gaziantep, Gazişehir karşısına çıkacağız. Ona güvenimiz sonsuz. Hocam ligdeki sonuçlar son haftalarda biraz istikrarsız. Hafta başından bu yana Fenerbahçe ile ilgili çok fazla şey okuduk. Dün de Emre Belözoğlu bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Sizin ağzınızdan da duymak isteriz. Yeni Malatyaspor maçından bugüne dek yaşanan süreç anlatabildiğiniz kadarıyla bize aktarabilir misiniz? Nasıl bir atmosfer var? Zaten gereken şeyleri sportif direktörümüz Emre Belözoğlu Fenerbahçe TV'de açıkladı. Üzerine bir şey söylememe gerekmiyor düşünüyorum. Çünkü net konuştu. O söylediklerini zaten kulüp olarak, ekip olarak biz katılıyoruz zaten. Son olarak da hocam Gaziantep maçını sorayım. Zorlu ligde 9 maçları yenilmiyor. Hı hı. Kendi sahasında en son Fenerbahçe'ye yenilmişti. Zorlu bir rakip, zorlu bir maçı bekliyor. Evet, iyi oynayan bir takım. Evinde de iyi oynuyor. 5-3-2 sistemiyle oynuyorlar. Ligimizde farklı bir sistemle oynayan ekip. Tabii gördüğünüz gibi kupa maçları da kolay değil. 2B takımına karşı oynasanız da kolay maç olmuyor. Elenen çok Süper Lig takımı oldu. Bugün de elenen Süper Lig takımları oldu. Dün çok zorlu maçlar geçti. Biz tur atladık. Yolumuza devam ediyoruz. Antep maçı evet zor geçecek. Çalışmalarımızı biz o doğrultuda yapacağız. İnşallah oradan da 3 puanla döneceğiz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Evet, Antep maçının zorlu geçeceğini söylüyor. Bu hani görünen görüntü bu açıkçası. Oytun da büyük ihtimalle kalede olacak ya, büyük dedi. Büyük ihtimalle. Harun'u yani, deneyeceğini işaretini verdi aslında. Gösterdi yani. Ama
Hani eğer Harun olmuyorsa Oytun da hazır diye şimdi tabii vurguladı. Şimdi şöyle söyleyemez. Yani ben Harun'u deneyeceğim. Harun Tekin olmazsa oynatacağım diyemez. Çünkü burada söyleyeceği çok doğru bir cümle. Yani mevcut oyuncusunu da oynayan oyuncusunu da morallemeye çalışıyor. Moralli bir şekilde yürütmeye çalışıyor ki çok doğru bir şey. Ama muhtemelen yani o sözlerinden çıkan sonuç bir Harun da deneyecekler hafta içerisinde. Evet. Selim tekrar bazı bilgiler varmış elinde. Sevgili Ahmet Selim Kula bırakalım sözü yine. Teşekkürler Ender Bilgin. Tabii bir özel haber paylaşmak için sözü devraldım ben de. Fenerbahçe'de tabii istikrarsız sonuçların ardından hafta boyunca birçok şey oldu. Emre Belözoğlu, futbolcular, toplantılar. Bugün sabah saatlerinde Başkan Ali Koç Samandıra'yı ziyaret etti. Yöneticiler Selahattin Baki ve Kemal Danabaş'la birlikte ve bu ziyarette futbolcular hem antrenmanın bir bölümünü izledi hem de futbolcularla, hocalarla kısa görüşmeler yaptı. Futbolculara aslında bu maçla ilgili de bu maçın alt lig takımlarına karşı konsantrasyon kaybı olduğunda problem olabileceğini ve dikkatli olmalarını istediğini söylemişti bu maçla ilgili. Onun dışında güvenini iletti takıma. Gaziantep maçıyla birlikte yeniden galibiyetler beklediğini iletti. Hem de teknik heyete hem futbolculara güven verdi. Bugün böyle bir ziyaret gerçekleşti. Biz de bunu özel haberimiz olarak duyuralım. Ve ben sözü tekrar Ender Bilgin'e bırakayım. Evet, Selim'in aktardıkları bu şekilde. Bu arada şeyi de anlatalım. Yani bizim sponsorumuz bu kupaya isim veren, yıllardır büyük emek veren Ziraat Bankası, Ziraat Türkiye Kupası. Arkamızda da o pano vardı ama az önce düştü, küçük bir kaza oldu. Ama burada da meslek büyüğümüz, abimiz, hocamız Halit abi var. Burada maç anlatmış Türk spikerler var. Orada nacizane benim adımı da koymuşlar. Sağ olsunlar. Ama tabii önemli olan Halit abinin önünde bunları söyleyebilmek. Tabii beni mesleğe başlatan kişidir yani. Onun için çok özel bir yeri için, var bizde. Bizim için çok değerli meslek büyüğümüz, ustamız, abimiz. Beraber görev yapma şansımız doğru da oldu. Maç paslaşması da oldu. Oldu, evet. Bizim için çok özel, güzel anlardı tabii. Ama hani sponsorumuz neden yok? O yüzden onun yok arkamızda. Yok, evet. Küçük bir kaza yaşadığımız için. Ama peki, sponsorumuz bile Halit abinin görünmesinden evet, mutlu olur yani. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Röportajlar devam ediyor mu? Tamam, röportajlarımız tamam. Biz de toparlayalım ve merkeze atalım. Son bir küçük toparlama rica edeyim Aldin Domaç. Yani şunu söylememiz lazım. Tabii ki kupada tur atlamak avantaj. Özellikle golün erken gelmesi Fenerbahçe'nin işini kolaylaştıracak gibiydi. Ama Altay'ın o çıkışlarını sürekli yapıyor, hatalı çıkışlarını. Onlardan bir tanesi bu noktaya getirdi Fenerbahçe'yi. Onu 11 oynamaya. Ben genel gördüklerimi söyleyeyim. Pas trafiği çok yavaş. İkili mücadelelerde daha etkin olması gerekiyor. Mesafeler biraz açık, onu söyleyebiliriz. Ve pas seçenekleri üretemiyor takım. Onları vurgulayalım. Bir de söylediğimiz gibi bir blok halinde öne çıkıp arkaya gelmesi gerekirken o hareketlilik, yani ona pek kızıyorlar ama kompakt oyun dediğimiz oyun biraz zayıf oluyor. Şimdi biz sözlerimizi tamamlayalım. Basın toplantısına geçmiş Erol Hoca. Erol Bulut'a pası atalım. Son sayfada stüdyo bir hayli kalabalık. Türkiye'nin kupasını kaçırmayın diyelim ve pası atalım.